Yalnız efendiler, biz Amasya'ya gelmek üzere Sivas'tan ayrılır ayrılmaz, Sivas'ta pek de hoşa gitmeyen bir olay geçmiştir. Bu olay hakkında kısaca bilgi sunayım. Amasya'ya vardıktan sonra, itiraf ve hürriyetçilerin yabancılarla birleşerek bir takım haince işlere giriştikleri yolunda bilgiler almıştık. Bunu derhal bir genelgeyle her yere bildirmiştim. Sivas'ta da padişaha aleyhinde telgraf çekilme gibi bir teşebbüs bulunduğunu haber aldım. Fakat inanmadım. Elbette heyeti temsiliyedeki arkadaşlarımızın, karargahımıza bağlı şahısların, valinin ve daha başkalarının dikkat ve uyanıklığı buna engeldir dedim. Oysa Şeyh Recep ve arkadaşlarından Ahmet Kemal ile Celal adlarında 3 kişi bir gece telgrafhanede kendilerine bağlı bir telgrafçı vasıtasıyla istedikleri telgrafı çekmişler. Gerçekten Amasya telgrafhanesinden Salih Paşa'ya ait şu telgrafı getirdiler. 16-613-K-82 Sivas 18-10-1919 Bahriye Nazırı Devleti Salih Paşa Hazretlerine, Padişah Hazretlerinin yaveri Saadetli Naci Bey Hazretlerine. Aylardan beri memleketimizde olup bitenleri anlamak ve bunların iç yüzünü öğrenmek üzere il merkezine kadar zahmet buyurup gelmenizi memleket ve millet menfaatleri adına diler, yine memleket ve millet adına makine başına teşriflerini bütün bağlılığımızla istirham ederiz. Şeyh Şemseddin-i Sivasi torunlarından Recep Kamil, Zaralı Zade Celal, ulema, eşraf, tüccar ve esnaftan 160 kişinin mührü vardır. İlyas Zade Ahmet Kemal. Bana da 19 Ekim 1919 tarihli olan şu telgraf geldi. Amasya'da Mustafa Kemal Paşa'ya. Halkımız, padişahın ve hükümetin görüşlerini Salih Paşa'nın kendisinden yahut da güvenilir bir ağızdan işitmedikçe aradaki anlaşmazlığa çözülmüş gözüyle bakamayacaktır. Bu bakımdan iki yoldan birini seçmek zorunda olduğunuzu arz ederiz. İlyaszade Ahmet Kemal, Zaralızade Celal, Şeyh Şemseddin-i Sivasi torunlarından Recep Kamil. Efendiler, biz bütün memleket için doğru yolu göstermek ve halkı aydınlatmakla uğraşıyoruz. Fakat düşmanlarımız da bize karşı her yerde ve hatta içinde bulunduğumuz Sivas şehrinde bile alçakça niyetlerini gerçekleştirebilecek aşağılık vasıtalar bulmakta başarılı olabiliyorlar. Bütün uyarılarımıza rağmen ben oradan ayrılır ayrılmaz Sivas'taki şahısların dalgınlığı, her yerde ne kadar çok ilgi gevşekliklerinin ve göz yumaların doğmuş olduğuna güzel bir örnek oluşturuyor. 19 Ekim günü Sivas'taki arkadaşlar heyeti temsiliye imzasıyla şu telgrafı veriyorlardı. Amasya'dan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Şeyh Recep ve arkadaşlarının zatı devletlerine çekilmek üzere telgrafhaneye şimdi verdikleri telgraf sureti aşağıda aynen arz olunur. Bu konuda Topçu Binbaşısı Kemal Bey ayrıca soruşturma yapmaktadır. Bu telgrafa aldığımı arz ettiğim telgrafın suretini de ekliyorlar. Sivas Telgraf Müdürü de aynı gün şu bilgiyi veriyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Şeyh Şemseddin-i Sivasi torunlarından Recep, İlyaszade Ahmet Kemal ve Zaralızade Celal imzalarıyla yazılan telgrafları takdim ederim. Bu telgraflar gece getirilmiş ve memurlarımız tehdit edilerek yazdırılmıştır. Herkesin kendi şartları içinde elbette telgraf yazma hakkı vardır. Ancak makine odasına önüne gelenin girmesi yasak olmak şöyle dursun, memurlara gözdağı verilerek korkutulmaları gibi hükümetin otorite ve haysiyetini zedeleyecek davranışlarda bulunmak doğrusu isyan niteliğindedir. Durumu valilik yüksek katına arz ettim. Memlekette sağlıklı bir düzenin kurulması için çalışmakta olan zatı devletlerine de arz ederim. Derin saygılarımın kabul buyurulması istirham olunur. 19 Ekim 1919 Başmüdür Lütfü. İstanbul Merkez Şefi Bey'e. Halkın ağzından arz olunan memleket ve milletin selameti için takdimi istirham edilen telgraflarımızın yerine ulaştırılmasına engel olan din ve devlet hainidir. Sonunda kan dökülmesine sebep olacaktır. Padişaha duyurmak için kararlılığımız kesindir. Cevap bekliyoruz. Mabeyn-i Humayun baş kitabeti yüksek katına. Yüksek aracılığınızla Padişah Efendimiz'e biz kullarınca takdim kılınan dilekçenin cevabını vatan ve millet adına makine başında bekliyoruz. Mabeyn-i Humayun aracılığıyla Halife Hazretlerinin yüce katına.
İlimiz Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla kurulan kongre heyetinin başkanı Mustafa Kemal Paşa etrafa siz padişah efendimizin güven belgelerini taşıdığı haberini yayarak memleketimizde kötülüklerini örtbas etmek isteyen küçük bir grupla birlikte kendilerini milli iradenin temsilcisi gibi gösteriyorlar. Oysa şanlı halifemiz ve sevgili padişahımıza bu yönden bağlı olmamız ve mutlak olarak bağlanmamız dinimizin gereği olduğundan Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Efendimiz Hazretlerinin baş yaveri Naci Beyefendi'nin Amasya'ya gönderildiklerini haber aldık. Halk arasında kendini gösteren heyecanı yatıştırmak için bilginlerden, şehrin ileri gelenlerinden ve tüccardan 200'ü aşkın imza taşıyan davetiye telgrafımıza cevap alamadık. Kamuoyunun ne durumda olduğunun bizzat yerinde görülmek üzere kendilerinin Sivas'a kadar gönderilmesini bütün bağlılığımızla eşiğinize yüz sürerek yalvarır ve niyaz ederiz. Bu konuda ve herhalde emir ve ferman padişahımız Efendimiz Hazretlerinindir. Efendiler, düşmanlar Şeyh Recep'e gerçekten önemli bir rol oynatmış bulunuyorlardı. Sırası gelince arz edeceğim belgelerden, Said Molla'nın Rai Prüver yazdığı 24 Ekim tarihli bir mektubunda, Molla, papaza, Sivas olayını nasıl buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaş yavaş düzelecek diyordu. Bütün milletin birlik ve dayanışmasından ve milli teşkilatın memleketin her köşesine yayıldığından bahseden, milletin ortak isteğine uyarak askeri ve milli teşkilata dayanarak kabineyi düşüren, yeni kabineyle karşı karşıya gelen bir heyetin başkanı aleyhinde, tam yeni kabine temsilcisiyle görüşmelere girişeceği bir sırada ve bu maksatla Sivas'tan ayrıldığının hemen ertesi günü, bütün Sivas halkı adına ayaklanma çıktığını gösterir bir telgrafın, telgrafhane tehdit edilerek çektirilebilmesi elbette anlamlıydı. Bizzat içinde bulunduğu Sivas halkı, böyle bir heyetin aleyhinde olunca, bütün milletin aynı duygu ve düşüncede olmayacağını ispat etmek gerçekten güçtür. O halde, temsil yeteneği böyle olan bir heyetle başkanının dayandığı gücün de çürük olacağı yargısına varmak neden doğru olmasın? Sivas'tan yükseltilen bu sesin düşmanlar için ne kadar kuvvetli ve önemli olduğu takdir buyurulur. Efendiler, Salih Paşa'ya ait telgrafı Amasya'ya geldiğinde kendisine verdirdim. Ancak Şeyh Recep ve arkadaşlarının hükümetçe cezalandırılmalarını istedim. Sivas'taki heyeti temsiliye üyelerine de telgraf başında 19 Ekim'de şunları sordum. 1. Şeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celal imzalarıyla saray genel sekreterliğine çekilen telgrafı gördünüz mü? 2. Telgrafhanede nöbetçi subayı yok mu? 3. Hepiniz orada olduğunuz halde böyle bir küstahlık nasıl yapılabilir? Kaldı ki bu çılgınların teşebbüsleri hepinizce biliniyor. Salih Paşa'ya ve Naci Bey'e yazılmış 3 imzalı telgraf hazırlıklarını biz buradan işitmiştik. Sizin bundan haberiniz yok muydu? 4. Yabancılarla birlikte İtilaf ve Hürriyetçilerin bir takım haince hareketlere giriştikleri konusunda dün bir genelgeyle yapılan tebligat alınmadı mı? 5. Baskı yapılan ve kendilerine gözdağı verilen telgraf memurlarının hemen gereken kimseleri Vali Paşa'yı ve diğer ilgilileri haberdar etmemelerinin ve nöbetçi subayının bunda gaflet göstermesinin sebebi nedir? 6. Başmüdür Bey'in bilgi vermesi üzerine alınmış olan tedbirler nelerdir? Mustafa Kemal. Valiliğin konuyu askeri makamlara bıraktığının anlaşılması üzerine Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e de şunu yazdım. Söz konusu olan olaya karışmış olanların tutuklanıp cezalandırılmaları için valilikçe elde bulunan imkanlar kullanılmış yahut yetersiz görülmüş de mi iş Kolordu'ya atılıyor? Yoksa bu küstahça hareketlere karşı da valilikçe tedbir alınmasında kararsızlık mı gösteriliyor? Bu durum anlaşıldıktan sonra konunun çözümü daha kolay ve esaslı olur. Mustafa Kemal. Daha sonra Sivas'ta bulunanlara şu emri verdim. 1. Telgrafhane tamamen kontrol altına alınacaktır. Bir subay komutasında bir manga asker yerleştirilecektir. Bundan önce olduğu gibi telgrafhaneyi işgal ve memurlara baskı yaparak
milletin meşru birliği aleyhinde zihinleri bulandırıcı ve güvenlik bozucu teşebbüslerde bulunacak hainler kesinlikle engellenecektir. Bu gibi güvenlik bozucu hareketlerde kanuni sınırları aşan ve askere saldıranlara karşı duraklamadan her nerede olursa olsun silah kullanılacaktır. 2. Küstahça hareketlere yeltenenleri yola getirme açısından Kurmay Başkanı'nın ileri sürdüğü sebeplere dayanarak kaçmalarına fırsat verilmeksizin derhal gereği yapılacak ve sonucu 1-2 saate kadar bildirilecektir. Ancak bu konuda karar vermek için orada bulunan kimselerden hiçbirisinin teşebbüse geçmeyip de ne yapılacağının bizden sorulmaya kalkışılması gerçekten esef edilecek bir durumdur. Bu karar, bir taburu Sivas'ta bulunan 5. Tümen Komutanı Cemil Cahit Bey tarafından tabur komutanına emredilmiştir. Oraca bu kararın süratle uygulanmasına hiç olmazsa yardım buyurulması istirham olunur. 3. Sivas'ta disiplinin sağlanabilmesi için uyanıklıkla, bütün ilgililerle kesin ve şiddetli tedbirler alınması gereğini rica ederim. Mustafa Kemal. Özel olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere şu direktifi verdim. Milli mücadele aleyhinde küstahlık edenler için yapılacak işlemler ilgililere bildirilmiştir. Durumu takip ederek gereğinin tam olarak yapılıp yapılmadığını ve göz yumulduğu takdirde bizzat müdahale ederek bilinen şahısların tutuklanması ve yardakçılarının zararsız duruma getirilmesi istenmektedir. Bu konuda lüzumu görülürse her kime karşı olursa olsun gereğini yapmakta çekingenliğe düşülmemelidir. Mustafa Kemal. 20 Ekim'de Vali Reşit Paşa konuyu uzun uzadıya anlattıktan sonra olayın genişlemesi ihtimali varken önüne geçilmiş ve gösterilen süratli ve şiddetli müdahaleden dolayı bundan sonra benzer durumların ortaya çıkmayacağının anlaşılmış olduğunu yazıyordu. Efendiler, İstanbul hükümetinin Şeyh Recep'i ve arkadaşlarını cezalandırmış olduğuna elbette ihtimal vermediniz. Sivaslı Şeyh Şemseddin'in torunlarından diye imza atan bu miskin ve adi şeyhin, bundan sonra da düşmanların elinde alet olarak girişeceği alçaklıklara tesadüf edeceğiz.